Kibrit çevirmeci oynayan var mı aranızda hayatında? Kibrit çevirmeci. O şişe çevirmeci başka bir konu. Kibrit çevirmeci şu abi. Böyle işsiz güçsüz adamlar bir araya gelirse kibrit çevirsin. Böyle iş güç diyor. Yan düşerse bir soru sorarsın, dik düşerse iki soru. Ama kural şu. Karşıdaki kesinlikle doğru cevap vermek zorunda. Kural bu. Üniversitedeyiz. Böyle kibrit çevirmeci oynuyoruz abi. Gece iki falan oldu. Fakat olay ciddi miydi? Herkes önce kız arkadaşım var mı? Kim? Doğru söyle. Kimi seviyor? Öyle oynarken millet birbirine şunu sormaya başladı. Benim hakkımda ne düşünüyorsan gerçekten söyle. Millet de söylüyor. Ben bir attım dik geldi. Şimdi ortamda herkese sormak istemedim abi. Dost var, düşman var, eleştiriler. Ben böyle çete reisi falan kabul ediyorum. Oğlum dedim, kime sorayım? Seyfi'ye sorayım. Çünkü Seyfi benim kankam. Dalyan gibi bir adamdır Seyfi. Hep izne beraber çıkarız. Acayip beni canı gibi böyle korur kollar. Öyle ki yani kavga olursa ben hiç girmiyorum. Seyfi adamı dövüp bana getir. Acayip kankam benim Seyfi. Dedim ki oğlum Seyfi'ye sorarsan benim hakkımda ne düşünüyorsun? Harbiden beni izler yani. Seyfi şunu yapalım bir sorgulaması var. Seyfi'ye sorarsam Seyfi diyecek ki oğlum diyecek benim gözümde hani Malkoçoğlu ile Süpermen arasında bir yerde konumlanıyor. Böyle böyle diyecek tamam mı? Seyfi dedim ya gruba bakarak. Seyfi'cim benim hakkımda ne düşünüyorsan söyle onu dedim. Dürüstçe söyle onu dedim. Seyfi dedi ki karakter sizin kralısın oğlum sen. Yazın bunları çekmiyoruz değil mi Volkan? Çekiyoruz mu? Hadi be. Tamam. Dedi ki oğlum çok karakterli adamsın dedim. Bunu düzelt. Aa ben şok oldum. Sen, oğlum niye öyle diyorsun falan dedim. Seyfi devam ediyor. Oğlum sen geçen de böyle yaptın da onlar. Seyfi susmuyor. Yani başkasına sorsam kısa konuşur. Bu abi sen böyle de yaptın geçen de böyle. Seyfi susmuyor. Acayip benim moralim bozuldu. Baktım anlattı. Ben bir sinirlendim. Kalktım ayağa. Oğlum dedim madem öyle düşünüyorsun. Dedim benle ne giriyorsun kavgaya? Benle dedim her izne çıkıyorsun. Hep dedim benim yanımdasın bilmem. Madem böyle dedim. Hem dedim madem böyle 4 yıldır kankayız oğlum. Bir kere niye söylemedin bana dedim. Seyfi durdu. Abi hiç kibrit çevirmeci oynamadık ki dedi. Durdum ben. Aa doğru falan dedim. Abi gece yattım bu ara ben. 4 oldu 5 oldu ben uyuyamıyorum. Bir düşündüm. Önce çok kızdım Seyfi'ye. Bir düşündüm. Dediği doğru. Orada öyle diyor doğru. Orada abi sabaha doğru uyandırdım. Seyfi kalk dedim. Kalktı Seyfi. Oğlum doğru söylüyorsun dedi. Tabii abi dedi ya. Ben seni sevdiğim için söylüyorum dedi. Sevdiğim için söylüyorum dedi. Ben seni canım gibi de seviyorum ona göre dedi. Biz bir sarıldık birbirimize. Seyfi şimdi ODTÜ Kıbrıs'ta öğretim üyesi. Hala aynı adamdır biliyor musun? Bir yanlış yaptığında çat diye söyler oğlum bak bunu yanlış yapıyorsun der. Bu adamlar acayip iyidir biliyor musunuz? Etrafınızda varsa böyle arkadaşınız size abi bak yanlışım bu doğrun mu? Bunlar süper adamlardır. Çünkü etrafınız kimlerle dolu? Süpersin müdürüm. Bak vallahi hayatta hata. Etrafınlarla dolu. Aa abi süpersin. Sonra çıktığın an arkanda varsa etrafınızda öyle insanlar abi yanlışım bu doğrum bu. Bunları hep yanınızda tutun. Bunlar size hayat boyu yol gösteriyor. Ama bak şunları kastetmiyorum. Bizim bir Hüseyin abi var. Mustafa'nın akrabası. Hüseyin abinin hayatta her şeye tepkisi ulan her şey mi hayatta ya? Her şey kötü ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ama bir insan diyorsa ki yanlış mı doğru mu? Bunlar çok iyi adamlar. Bunlar çok iyi adamlar. Onları hep etrafınızda yanınızda tutun. Onlar size ışık tutacak. Ama ya bizim ülkede de böyle bir lanet kültürü var. Abi her şey kötü yani. Yani böyle bir kültür oluştular. Arabesk kültürü. En son fareler üzerine araştırma yaptılar. Dediler ki alkolün fare üzerinde ne etkisi var? İskoçlar hayvana viski veriyorlar. Hayvandan neşeli hareketler başlıyor. Fransızlar şarap deniyor, hayvan iyice neşeleniyor. Almanlar diyor ki biranın etkisine bakın. Bir veriyorlar birayı, hayvan neşeden kuduracak. Türkler diyor ki rakı deneyelim hayvandan. Abi bir duble rakı içiriyorlar. Hayvan köşeye gidiyor, bağdaş kuruyor. Kafa böyle küçük Emrah kafayı. Sonra ne diyor biliyor musun? O kedi buraya gelecek diyor. Kazım titretme mikrofonu. Kedi gelmiyor abi. Yani hiçbir şey... Senin çaba göstermen lazım. O kedi buraya gelecek. Şimdi kızın diye demiyorum. Ağzı var, dili yok vallahi. Böyle bir laf vardır. Ağzı var, dili yok vallahi. Dil öğrenmeye gidersiniz.
Dörtçe öğretirlerse, dil öğrenmeye gittiğinizde dörtçe öğretirler. Bunlar yanlış tespitler olabilir. Oturuyorum ben, diyor ki abi budur budur, bu da yanlış bir tespit olabilir ama hayata aslında dört şekilde dokunuruz. Dinleyerek, okuyarak, konuşarak ve yazarak. Sıralama doğru oldu mu benim atışımla? Hayır. İnsan oldu derim yani. Direkt olmadı lan. Tekrar baştan alıyorum. Sıralama doğru oldu mu? Hayır. Abi oldu deseydin bakmayalım. Diyen arkadaşım var ya. Dünyada hayırı böyle söyleyen üç millet var. Türkler, Yunanlılar ve Suriyeliler. Bütün dünyada hayır hareketi bu. Dünyada hayırı bizim gibi yapan, yani kendini komple geri atarak. Gözlerini 13. Cuma filmindeki gibi bir tur geriye devirerek. Diline damağını yapıştırıp şaklatarak. Hayır direnç ver. Ve neye bağlıyorlar biliyor musunuz? Bütün dünyada bebeklere mama uzattığınızda çocuğu olanlar bir el kaldırabilir mi? Çocuğu olanlar. Bora sen kaldır mı? Evet. Bir yaşlarında çocuğu olanlar bir el kaldırabilir mi? Allah bağışlasın. İsim hanımefendi? Sema, eşinin adı ne? Burak. Burak. Eşine sormuyorum çünkü onu bilme ihtimali yok Murat'ın. Sana soruyorum. Ufaklığın adı ne? Dilsu. Dilsu. Sinirlenme. Yalnız söylüyorsun. Niye söylüyorsun? Genelde yalnız söylüyorlar da. Ondan başkalarına silerim, ona patladı. Murat Allah kolaylık versin. Ben de... Murat da diyor hocam vallahi. Nisu sakinleş bir şey soracağım. Nisu'ya mamayı uzattın. Yemeyecekse başına ne yaptığına hiç dikkat ettin mi? Ne yapar? Kesinlikle. Kesinlikle. Allah beraber yaşlanmayı nasip etsin Nilsu, sen ve Murat'a. Çok çok sağ ol. Dünyadaki bütün bebekler bakın, mama uzattığınızda otomatik hareket bakın mı? Allah aşkına şöyle bir Türk bebek gören var mı? Mama uzatıyorsun, babana ne anlıyor? Abi böyle bir şey yok. Sonradan değiştiriyoruz ya, böyle bir şey olabilir mi? Konuyu dağıttığımın farkındayım, hemen dönüyorum. Dinleye, okuyarak, yazarak, dinleyerek, konuşarak. Doğru oldu mu sıra? Abi yanlışsam söyleyin, biz Türk milleti dinlemeyiz, okumayız, yazmayız, sadece konuşuruz biz. Sadece konuşuruz. İş hayatına bakıyorum, hayata bakıyorum. Başarılı dediğimiz insanların özelliği ne biliyor musunuz? Çok dinliyorlar, çok okuyorlar, çok yazıyorlar, daha az konuşuyorlar. Bütün fırsat orada bir yerde. Ve oraya baktığınızda birkaç tane rakam size. Hacettepe Üniversitesi'nde yürüttüler bu araştırmayı. Dediler ki ders kitapları dışında kitap okuyor musunuz? Hatırlayamadıkları kadar uzun süredir öğrencilerin %71,5 kitap okumamışlar. Başka bir rakam. Ona başka bir rakam. Bir araştırma daha yaptılar. Bir Japon yılda 24 kitap okuyor. Bir Fransız yılda 14 kitap okuyor. 6 Türk yılda bir kitap okuyoruz. Peygamber Efendimiz'e inen ilk ayet ne? İkra, oku. Öyle bir inanç düşünün ki ilk yolladığı kelime, ilk oku, biz onu seyret anlamışız. Almanya'daki Almanların televizyon seyretme süreleri Almanya'daki Türklerin 1/5'i çıktı. Bütün fotoğraf orada, bütün fotoğraf orada. Dinlemeyeceksin, okumayacaksın, yazmayacaksın. Bakın cahil insan tehlikeli değildir biliyor musunuz? Cahil olduğunun farkındadır. Eğitimli insan da bilir. Tehlikeli olanlar yarı cahillerdir. Profesör Doktor Uğur, soyadını hatırlayamıyorum, şöyle bir yorum yapmış. Diyor ki okumadan seyretmeye başlayan insanlar bir şey bildiklerini zannederler. En zararlısı odur diyor. İstedikleri gibi kullanırlar o insanları. Ne olur daha fazla okuyacağız. Başka hiçbir yolu yok. 6 Türk bir kitap okuyor. 7 Türk bir araya gelince kurmana giriyoruz. 6 Türk bir araya gelince oğlum bu sene kitaba girelim hayırlı bir olay olarak. İyi espri harbiden, ben de beğendim. Ve iyi ya harbiden iyi. Karşıdakine dikkatli dinlediğimi nasıl hissettiririz? Söyleyin, hiç elimi elde kaldırmayın. Nasıl hissettiririz? Gözün içine bakmak başka. Başla onaylamak başka. Soru sormak. Yüzüne bakmak, dönmek, yorum yapmak, güzel. Şimdi bak, dikkatli dinleme becerisi. Önce fotoğrafa baktığınızda
Mustafa Kemal bildiğim kadarıyla Erzincan depremi bir vatandaşı dinliyor ve sigorta o Erzincan depreminden sonra başlıyor. Bakın nasıl hissettirirsiniz. Bir tanesi sözsüz sesler. Aa, herkes anlar. Onun dışında küçük özetlemeler, beden dilinin etkin kullanımı, birkaç tane tiyosu var ama bir tanesini vereyim. Köpeği olan var mı grupta? Var. Diğerleri köpek gördü mü? Atlayan var, ben gördüm diye. Sazan gören var mı? Yani atladı, ben köpek gördüm diye. Böyle bir şey olmuyor. Şaka yapıyoruz değil mi? Figen adı ne köpeğin? Köpük. Köpük. Aa, süper basit bir şey ama. Bembeyaz. Ya öncelikle Figen, Türkçe isim koydun ya, çok çok sağ ol. Çünkü soruyorum, köpeğin adına James, George bilmem böyle. Hep, Türkçe köpek ismi inanmaz köpek. Yalnız ablamların bir köpeği var, adı Archie. Archie. O havalı köpektir. Evet. Seninki bildiğin Türk köpeği. Evet. İlginç bir şey gördüğünde köpük başıyla ne yapıyor? Hiç dikkat ettin mi? İnanılmaz. Bakın dünyadaki bütün bütün canlılar ilginç bir şey gördükleri anda otomatik hareket, bakın şunlar. Kafayı yana yatır. Direkt. Birisini dinlerken başınızı bir iki santim yana yatırdığınızda yapın. Abi bir iki santim yapılmaz. Bir iki santim yana yatırdığında çok çok sağ ol Figen. Karşıdaki diyor dikkatle dinliyor. Biraz da onayladığınızda karşıya mesajı veriyorsunuz. Bir tanesi uzun uzun anlatıyor, tek bir kelimeyi seçip tekrarlıyorsunuz. Diğeri de abi yaptığınız işte, siz onu 300. defa duyuyor olabilirsiniz ama o ilk defa anlatıyor. İlk defa duyuyormuş gibi tavır göstermezsiniz. Burada rol yapın demiyorum ama insanlara değerli olduğunu hissettirmek. Ben hayatımda hiçbir fıkrayı daha önce duymadım, biliyor musunuz? 20. defa duyduğum fıkrayı bile hiç duymadım. Çünkü arkadaşım anlatırken benimle bir şey paylaşmak istiyor. Onu fark ettiğim için abi biliyor musun? Hiç bilmiyorum derim ve dinlerim sonuna kadar. Çünkü paylaşmak istediği şey dostluk. Onun dışında konuyu değiştirmeme ve araya girmeme. Bunlar Türkiye'de balla yapılan şeylerdir. Pekiştirme soruları, bir de Türkiye'de hiç olmayan bir şey, not alma. Not alma. Aa, bak çantayı açan arkadaş var oğlum bak. Helal olsun sana. Sabahtan beri var. Tamamdır. Sündürme, ben konuya döneceğim. Umut bizim genel müdürümüz. Umut bizim genel müdürümüz. İzgörün Akademi'nin genel müdürü. Ve bu kurumu çok özel bir yere taşıdı. Çok özel bir yere taşıdı. Kaç yıldır beraberiz Umut? 8 yıldır beraber çalışıyor. 8 yıldır genel müdür Umut kurumda. Ve aldı bu kurumu. Biz bir tane bir şirketken, iki şirketken altı şirkete çıkardı. Ve bir araştırma için Türkiye'deki çok büyük firmaların 154 tanesine sordular. Türkiye'nin en iyi eğitim danışmanlık şirketine diye. 2 hafta önce 10 firma çıktı. 7'si yabancı şirket çıktı, biliyor musunuz? 3 Türk şirketi çıktı. 10 şirketin 9'u da İstanbul şirketi çıktı. Bir tane Anadolu şirketi çıktı. 3. yabancı, 4. yabancı, 5. yabancı. 1. şirket İzgören Akademi çıktı. Bir Türk şirketi Anadolu'da ve şok oldular. 6 şirketiz biz, 42 kişiyiz. Ve genel müdür bana hocam mikrofon lazım mı, su, öyle oluyor. Bütün ekip koşarsa oluyor her şey. Umut'la beraber yaşadığımız bir olay anlatacağım size. Ben, Umut, Zeynep İstanbul'dan dönüyoruz. Durduk Park Shop diye böyle İngilizce isimli bir yer var yol üzerinde. Köfteci Ramiz. Girdik abi, oturduk. Çocuk geldi, görevli. Ne istemişsiniz abi dedi. Adın ne dedim. Niyaki dedi. Şimdi burada isim yazmıyor. Abi dedim, adını sordum. Mehmet dedi. Mehmet, beraber sipariş verdik. Köfte möfte falan getirdi bize. Aradan 2 ay geçti. Bu sefer başka 3-4 arkadaşımla oraya gittik. Mehmet geldi gene. Nasılsın Mehmet dedim. Sen beni nereden tanıyorsun dedi. dedim 2 ay önce biz buraya geldik, köfte yedik falan. Ben seni tanımıyorum ama dedi. Beni pek tanıyan yok zaten dedim. Tamam abi dedi, iyi unutmamışım falan dedi. Unutmadım. Mehmet dedim, bize köfte bilmem ne söyledik. Abi Mehmet bize ekstradan salata getirdi. Abi bu benden dedi. Ondan sonra bir şey daha getirdi. El sıkıştık, ayrıldık. Aradan bir süre geçti, gittim. Başka garson dedim, Mehmet askere gitti abi dedi Mehmet. Sen nereden tanıyorsun dedi. Biz dedi burada servis yapıyordu. Semih Sergen'le, tanıyanlar vardır Semih Sergen'i. Tiyatrocu, müthiş, Toprak Sergen'in, Burak Sergen'in babası. Havalanında karşılaştık abi. Şerif nereye gidiyorsun dedim, Taksim'e gidiyorum hocam. Aa ben de Taksim'e gidiyorum. Havalanında taksiye doğru geldik. Taksici normalde yardımcı oluyorlar. Semih Bey de 70 yaşlarında, 65 yaşlarında bir adam.
Adam hiç yardımcı olmadı abi. Ben aldım bavulunu koydum. Geçti oturdu. Ama normalde o sıra çok sık gidiyorum İstanbul'a. Ve bütün şoförler yardımcı oluyor aslında. Biz koyduk eşyaları, bindik. Semih Hoca iyi akşamlar kardeşim dedi. Ben de iyi akşamlar dedim. Taksici bize nereye dedi. Şimdi iyi akşamların cevabı, iki kişi iyi akşamlar diyor. Cevap nereye? Taksim'e dedik biz. Ama çok soğuk bir ortam oldu içeride. Gidiyoruz. Semih Hoca harika hikayeler anlattı. Mevlana anlattı. Dinliyorum böyle. Taksim'e vardık. Tam ineceğiz. Birader ben sana bir şey söyleyeceğim dedim. Semih Hoca tak benim dizime tuttu. Çünkü olayın farkında. Çok böyle ne var dedi taksici aynadan. Ben dedim senin gibi taksici görmedim dedim. Niye ki dedi taksici. Ben dedim bu ara çok sık geliyorum buraya. İlk defa dedim senin gibi bir adam gördüm dedim. Gece 11 mi 11 buçuk mu ne abi? Bütün kırmızı ışıklarda durdum dedim. Aslında kaçabilirdin hiçbirinde dedim. Geçmedi. Her dönüşte dedim kimse yokken bile sinyal verdim. Adam her dönüşte sinyal veriyor. Bir de bir hanım sinyal verdi araya girmek istedi. Normalde yapmamız gereken nedir erkek sürücüler olarak? Direkt sıkıştırmaktır abi. Abi frene bastı yol verdi. Kadın araya girdi. Ona yol verdi. Girmesini sağladı. Dedim bütün bir yol boyunca bütün kurallara uydun. Hadi bütün taksiciler senin gibi araba kullansa, biz senin gibi araba kullansak ülkede dedim trafik kazası bile olmaz. Döndü bize ikimizin gözüne. Dedi ben 25-30 yıldır dedi taksiciyim dedi. Bütün kurallara uydum. Hiç kaza yapmadım dedi. Evime hep ben böyle ekmek götürürüm dedi. Sağ ol birader dedik. Siz sağ olun abi dedi. Ben de yalnız bir şey söyleyeceğim. Nedir? Ben dedi hocamı dinliyorum dedi Semih Hoca için. Çok güzel hikayeler anlattı. Bölmemek için dedi hiç konuşmadım. Hep dinledim hocamı dedi. Semih Hoca da çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Abi biz çıkmadan taksici fırladı. Semih Hoca'nın kapıyı açtı. Biz çıktık fırladı, bavulunu aldı Semih Hoca'nın. Ben de aldım. Biz geçtik taksinin yanına, bindi. Biz taksiciye el salladık. Taksi bize korna çaldı, o da bize el salladı. Abi burada anlattığım, Allah aşkına bunu belirtmezsem ağlarım üzüntümden. Burada anlattığım şu değil. Buraya gelen konuşmacılar genelde mükemmel adamlar oluyor. Şimdi bunu siz yaparsanız dayak yersiniz, tamam mı? Bu konuş, kişisel gelişimciler falan bunlar yaptığımı... Abi bakın, kesinlikle kendimle ilgili o kadar çok çuvalladım ki hayatta ben. Ama bu anlattığım ne biliyor musunuz? Adama bir kişi o gün boyunca merhaba dememiş. İyi akşamlar dememiş. Bir kişi teşekkür etmemiş. Adam şok oldu. Biz belki iyi akşamlar dediğimizde o zaten duymadı bile belki. Nasıl herkes çek Taksim'e çek bilmem. Bir kişi adama teşekkür etti. Adamın bütün davranışı değişti. Bütün davranışı. Kıbrıs'ta hocalık yapıyorum üniversitede. Bir öğrenciyle ilgili beni çok uyardılar. İşte hocam şöyle de hocam böyle de falan diye. Kız da hep arkada oturuyor. Burada şeytan dövmesi yapmış, bilmem ne yapmış falan. Siyah kıyafetlerle en arkada saçı da kazılı oturuyor. 2001 yılı Tepegöz kullanıyoruz o dönem. Bastım Tepegöz'e, ders yapacağım. Abi kızın kolundaki şeytan amblemi duvara yansıdı. Bütün sınıf döndü ona gülmeye başladı. Kıpkırmızı oldu, bu kafasına eğdi. Hiçbir şey söylemedi. Ben de bir şey söylemedim. Ama her açtığımda Tepegöz'e herkes dönüyor ona. Herkes ona bakıyor. Ders bitti, tam çıkarken... Sınıfta 3 kişinin adını söyledim. Dedim Hakan sen gel, Ahmet sen gel, bir de o kızın adını söyledim. Dedim gelin odaya projelerinizle ilgili konuşacağım. Ayağa kalktı bu. Sen beni suçlayamazsın dedim. Niye dedim ben? Sen beni suçlayamazsın. Ben yapmadım onu dedim. Dedim siz ikiniz kalın, sen gel yukarı dedim. Çıktık biz odaya, çıktık. Gel içeri dedim, girdik. Kapıyı kapattım ben. Sık yumruğunu dedim. Nasıl dedi? Sık yumruğunu dedim. Sıktı bana yumruğumu. Sen dedim benim eski mesleğimi biliyor musun? Biliyorum. Subaysınız dedi ha. Ben dedim şimdi iki şey yaparım. Ben de dedim yumruğumu sıkarım dedim ya da dedim tuttum elini abi açtım ya da dedim elini sıkarım senin. Elini sıktım böyle. Böyle el eleyiz. Dedim ki onu sen çizmedin değil mi? Yemin ederim ben çizmedim dedi. Ben dedim senin çizmediğini biliyorum. Kalkıp dedim kolumdaki şeyi orada dedim işte üniversitenin şeyine çizmezsin sen. Evet dedi. Hocam dedi hep yapıyorlar bunu bana. Otur bakalım dedim oturdu. Dedim bu ödevi sen hazırladın değil mi? Ben abi bir proje ödevi hazırlamış, bir ödev verdim. Herkes internetten indirmiş, adını yazmış, vermiş. Bu kız o kitaplar okumuş, kaynakçalar, araştırmalar, inanılmaz bağlantılar. Dedim sen Edgar Allan Poe mu okuyorsun? Okuyorum. Sait Faik, evet dedim ben de okuyorum. Bak bu kitabını, aa ben onu değiştik konu. Abi o kız bütün hocaların beni ikaz ettiği, arabaları çiziyor, kavga ediyor. Sınıfta en iyi öğrencim oldu benim, en iyi öğrencim. Ama kime yumruk uzattıysa karşısındaki de yumruk uzatmış. Kimse elini açmamış. Demin sordum ya size kaç tane Murat var diye. Abi buraya baktığınızda 74 milyon nüfus, bir tane Murat var. Bir yaşında bir evladı var. Bir tane Murat var orada. Bir tane İlksen var yanında.
bir tane Beste var, bir tane Levent var, bir tane Uğur var, bir tane Mümine var. Ümmet var, bak mümin, ümmet, hani çoğalınca ümmet oluyoruz. Allah tamamını erdirsin, ümmeti tamamlayın. Bak nasıl toparladım. Hepimiz biriciyiz burada. Hepimiz biriciyiz. Bora değerli, fazla da herkes biricik burada. Ve herkes saygıyı, hürmeti hak ediyor. Bunu anlatırken biraz çekinerek anlatıyorum çünkü bu hikaye internete düştü. İnternetten ulaşmış olabilir ama 98'de Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır kitabını yazdığında daha internete düşmemişti bu hikaye. Hikaye şu abi. Fakir bir aile çocuğa baba diyor ki işsiz kaldım para harcama. Ve şey yapıyor, kızım diyor bu parayı al bir aylık yemek paran yemek dışında bir şeye para harcama. Peki baba diyor, kız da 6-7 yaşlarında ama yaramaz bir çocuk. Bir gün eve bir geliyor baba bir ay sonra. Abi kız acayip pahalı bir paket, kutu. Paketle oynuyor. Bir sinirleniyor baba. Altın renkli bir paket. Ne yapıyorsun sen diyor. Bizim diyor meteliğe kurşun atıyoruz. Sen paranı bunlara harcıyorsun. Bir kızıyor çocuğa. Kızın gözler dolu dolu. Baba diyor ben diyor bir aydır öğle yemeği yemiyorum diyor. Bu diyor kutu senin hediyen. Yarın senin yaş günün diyor. Baba bir üzülüyor. Ertesi gün aile toplanıyorlar. En büyük paket kızın yaptı. Herkes hediyeleri açıyor. En son bu paket. Kızım diyor bir aydır öğle yemeği yemiyor bana bu hediyeyi aldı. Kız da gülümsüyor ama yaramaz da bir kız. Paketi bir açıyor, kutuyu bir açıyor, kutunun içi bomboş. Çeviriyor gene boş, herkes gülmeye başlıyor. Baba bir kızıyor, sen diyor nasıl alay edersin benimle? Bak diyor herkese mahcup ettin beni. Baba diyor kutunun içi boş değil kız, gözleri dolu dolu, kızım boş. Baba diyor dün ben gece sabaha kadar uyumadım, kutunun içini öpücüklerle doldurdum. Param bitmişti diyor, kutunun içini öpücüklerle doldurdum. Abi o öpücüklerle dolu kutuları ne zaman vermeyi hatırlıyoruz biliyor musunuz? O insanı kaybettiğimiz gün. İşçimiz, çalışanımız, arkadaşımız. Para gerektirmiyor bunlar. 36 yaşında anam babam Kıbrıs'a geldiler. 15 gün kaldılar bizde. Abi ben bir türlü söyleyeceğim şeyi söyleyemedim. Sonunda çaldım kapılarını gece 3, ertesi gün gidecekler. Oturdum yatağa. Dedim ana baba ben size bir şey söyleyeceğim. Gözler bunların fal taşı gibi. Dedim ki siz çok iyi insanlarsınız. Sizin gibi bir anam babam var diye ben çok mutluyum. Onlar ağladı, ben ağladım. Abi bir adam bunu 35 yaşına kadar söyleyemez mi ya? Ben söyleyemedim. Siz söyleyemeyi öğrenmişseniz bravo size. Ama öğrenmemişseniz de abi o kutuları verin, emin olun geri dönüşü oluyor size. Emin olun geri dönüşü oluyor. Ben bitirirken son şeyi anlatıp bitireceğim. Türkiye Uğur Böcekleri Projesi. Her sene yüzlerce genci eğitici eğitiminden geçirdik. Bu gençler eğitim vermeyi öğrendiler. Aranızda da var, Songül var, Menderes var, bütün gençler. Gitti bu gençler Türkiye'nin her yerinde eğitimler verdiler. 100 kişiye eğiten genç turuncu uğur böceği oldu. 500'e eğiten kırmızı uğur böceği, 1000 kişiye ulaşan bordo uğur böceği. Bizler de mavi uğur böceği olduk. Her yere gittik eğitimler verdik. Ve öğrettiğimiz şeylerde dürüstlük, girişimcilik, vatan sevgisi, hoşgörü ve iş kalitesi. Ve ülkenin her yerinden fotoğraflar geliyor bana. Sloganımız da iyilik yap karşılık bekleme, bilgi paylaş karşılık bekleme. Hiçbir sponsor yok. Gelseniz biz sponsor olacağız. Olma ihtimaliniz yok. Şu anda ulaştığımız insan sayısı 164 bin kişi. Bugün buraya girerken bir para ödediniz. Ama bilin bütün bir ekip bunun karşılığında gidiyorlar bir yerlerde eğitimler veriyorlar. Ücretsiz eğitimler. Benim işim yapan adamlara bir şey öğreteceksiniz abi. Bilginin zekatı vardır. Bilginin zekatı vardır. Buralarda ekmek kazanırken gidip karşılığını vermiyorsak ayıp ederiz gibi geliyor bana. Bunu size iki nedenle anlatmış olabilirim. Ya diyorumdur ki size, oğlum biz var ya biz böyle adamlarız. Ya da diyorumdur ki hepinize, hepimizin bu ülke için yapacağı bir şeyler var. Bodrum'da Fuat Kaptan balıkçıları örgütledi. Her gün artık giderken yanlarına bir taş alıyorlar. Bir bölgeye taş atıyorlar. O bölgede balık yuvası olsun, balıklar artsın diye. Ülkeye bir şey katmak için. Uğur böcekleri ve hepsine söylüyoruz. Hiçbir yerde yeni uğur böceği olduğunuzu anlatmayın. İyiliği yapın kimseye anlatmayın diye. Niye anlattım size bunları? Bu ülkeyi buradaki iki tane ilke ayakta tuttu. Vatan sevgisi ve hoşgörü. İkisi bir ayakta tuttu. 1950'li yıllarda Büyükada'da bir cenaze var. Abi cenazede mevlüt yapıyorlar camide. 30 Müslüman Türk var. 40 Hristiyan Rum var. 10 da Musevi vatandaş var. Sonra belediye başkanı oldu adam, o anlattı. Hocam dedi bir çıktık bir baktık dedi. Kim Musevi, kim Hristiyan, kim Türk'ü hiç bilmiyoruz dedi. Bir sarıldık birbirimize gittik dedi. Ülkeyi ayakta bu tuttu biliyor musunuz? Vatan sevgisi ve hoşgörü.
Bitti. Sağ olun, var olun. Olur mu? Çok teşekkürler dostlar. Sağ olun.